Arkadaşlarımızı oyun oynamaya eve davet etmeyi seviyoruz. Annemiz kek yapıyor, biz de eğlenceli oyunlar düşünüyoruz. ATV'm çalışıyor mu anne? Bütün gece şarjdaydı, pili dolmuştur artık. Dışarı çıkarıp bir denesene. Aa evet, bugün arkadaşım Tony Welch geliyor. Bahçede ATV'me bineceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşım Vinda ile ben de kek süsleyeceğiz. Olmuş anne. Aa güzel. Keklerden birini yemek ister misin Topsy? Evet isterim anne. Çok güzel kokuyorlar. Gerçekten öyle. Aa. Vinda. Tony. Tony Welch. İzin ver tatlım, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba Elaine. Aa, merhaba Tony Welch. Nasılsın? İyiyim Joy teyze. Tim'le oynamaya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Oo. Merhaba Tony. Merhaba Tim. İkinize de merhaba. Merhaba Elaine teyze. Hadi içeri gelin. Hey Tony gelsene. Görüşürüz Tony. Yaramazlık yapma. Bebeğin nasıl? Ay teşekkür ederim Topsy. Kontrol için hastaneye gidiyorum. Tony'nin annesinin karnında bir bebek var. Ama kız mı erkek mi bilmiyor. Bence kız olacak. Tony erkek olsun istiyor. Bugün hastanede öğreneceğim. Saat 5 gibi gelirim. Uygun mu Joy? Evet sorun değil. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle Elaine. Vinda ne zaman gelecek anne? Oh, az sonra Topsy. Ah buldum. Hadi gidip kek kreması yapalım. Vinda geldiğinde hazır olur, tamam mı? Ne dersin? Tamam. Önce ellerini yıka lütfen. Tamam. İyice yıka. Vinda'yı beklerken annem bana krema yapmayı gösterdi. Nefis. Harika. Karıştırmaya devam et. Çok iyi gidiyorsun. Tim! Tim! Anne, Vinda nerede? Aa, eminim Vinda gelmek üzeredir. Hadi. Krema sertleşmeden keklere sürelim. Çok eğlenceli. Hadi çekilin yoldan. Hey! Tony, sıra bende. Lütfen bir tur daha atabilir miyim? Evet. Tamam Topsy, şimdi gel böyle otur. Aferin sana. Kremayı sürdükten sonra üstüne kakao tozunu serpebilirsin. Ben bunu tutayım, sen de üzerine serp. Harika. İyice salla, harika. Mükemmel. Tamam, bu kadar yeter. Hey. Bak anne, Vinda'nın V'si. Bu çok güzel bir V oldu Topsy. Tim, Vinda için yaptığım keke baksana. Aa evet, ben de kek süsleyebilir miyim anne? Aa, olmaz Tim, bunlar sadece Vinda ve Topsy'ye yeter. Sen bahçede Tony ile oynasana. Ama Tony bir tur daha atıyor. Ay Vinda! Hoş geldin Vinda. Merhaba Vinda. Merhaba. Merhaba, affedersiniz bisikletle yol uzun sürdü. Aa, önemli değil, hadi devam edin Merhaba, kızlar. Merhaba Topsy. Kek yapıyoruz. Ben sana bir tane yaptım, gel de bak. Merhaba Tim. Merhaba Vinda. Sana yaptığım keke bak Vinda. Vinda'nın V'si. Teşekkür bakın, ederim. Ne kadar özlüm. Ben bunu alacağım. Ben de bunu alacağım. Süslemeye başlıyor musunuz? Hadi kızlar. Hadi bakalım. Tony, sıra bende. Tamam, sana getiriyorum. Çalışmıyor. Tim, Tim. Olamaz anne. ATV'me daha hiç binemedim ama bozuldu bile. Ne yapacağız şimdi? Ah Tim, bozulmadı. Sadece şarj etmemiz gerekiyor. Tim! Tim. Aa, merak çok etme. Uzun sürüyor. Aa, sabırlı ol. Tony buraya getirirse şarj edebiliriz. Vinda. Evet.
Bu prenses kekine benziyor. Biliyorum çünkü bu annem için. Gerçekten mi? Evet. Buldum. Hadi gel keklerimizi Timlere gösterelim. Tamam. Hadi. Bu çok güzel. Aa evet, ben çekeyim, sen de it. Tamam. Tony dur. Özür dilerim. Anne! Özür dileriz. Eve gitmek istiyorum. Tony'nin yüzünden oldu. Çok özür dilerim Winda. Bu kek sağlam. Bunu alabilirsin bak. Ah, çok naziksin Tony. Bu keki annene verebilirsin Winda. ATV'me bir kere bile binemedim anne. Ben artık eve gitmek istiyorum Joy teyze. Annem ne zaman gelir acaba? Özür dilerim Tim. Kalırsan pizza yiyebilirsin. Pizza! Evet, kalırım. Pizza herkesi tekrar mutlu etti. Son pizza dilimini kim ister? Ben. Evet, evet. Aa, tamam, sen alabilirsin. Hayır, paylaşabiliriz. Aa, evet, bu harika olur. İyi fikir. Evet. Al bakalım. Teşekkür ederim. Tam yemeğimizi bitirirken yine zil çaldı. Tony ve Winda'nın anneleri geldi. Bakın kimler gelmiş. Eve gitme vakti. Merhaba Tony. Lütfen biraz daha kalabilir miyim? Lütfen. Ben de. Hey, size haberlerim var. Özellikle de sana Tony. Karnımdaki bebek erkekmiş. Bir erkek kardeşin olacak tatlım. Harika. Bütün oyuncaklarımla oynayabilir. Doğduğu zaman onu da oynamaya getirebilirsin. Ama o sırada Tony şöyle dedi. Ama annem bu evi satacağınızı söyledi. Ama annem bu evi satacağınızı söyledi Topsy ve Tim. Yani artık buraya oynamaya gelemeyiz değil mi? Öyle değil mi anne? Evet Tony, satmayı düşündüğümüzü söyledim. Ama biz evimizi satmak istemiyoruz. Nerede yaşayacağız? Başka bir evde. Buraya da çok uzak olmayacak. Yani arkadaşlarınız Tony ve Winda ile ne zaman isterseniz yine görüşebilirsiniz. Evet. İşte annem de böyle dedi. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün arkadaşlarımız Tony Welch ve Winda ile çift oyun radyomuz vardı. Keklerimize kim çarptı hatırlıyor musunuz? Topsy miydi? Yoksa Tony mi? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz. Cevap Tony. Şimdi izleyin. Winda. Evet. Bu prenses kekine benziyor. Biliyorum çünkü bu annem için. Gerçekten mi? Evet. Buldum. Hadi gel keklerimizi olanlara gösterelim. Tamam. Hadi. Bu çok güzel. Aa evet, ben çekeyim, sen de it. Tamam. Tony dur. Özür dilerim. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Çabuk ol Topsy. Geliyorum işte. Bir damla daha düşüyor Tim. Çabuk altına leğeni koy. Çatımızda delik var ve yatak odamızın tavanından yağmur damlıyor. Ranzamız ıslanıyor. Yakaladım. Çok iyi Tim.
Tamam, leğeni orada bırak da aşağı gel. Hazır mısın? Oh. Hadi Tim, 1, 2, 3. İşte oldu. Sen de gel Topsy. Güzel, 1, 2, 3. Aferin, şimdi şu yastık kılıflarını çıkarmama yardım eder misiniz lütfen? Çatımız neden delindi anne? Babanız kiremitler oynamıştır diyor, tamir etmeye geliyor. Ben ona yardım ederim. Çok iyi olur. Ben bu gece nerede yatacağım anne? Her zamanki gibi ranzanın üstünde Topsy. Babanız çatıyı tamir edecek, ben de çarşaflarını yıkayıp kurutacağım. Küçük ay tavşanını da tabii ki. Küçük ay tavşanı. Ay. Küçük ay tavşanı benim en sevdiğim peluş oyuncağım. Ama şimdi ıslanmış. Küçük ay tavşanını kurutmama yardım eder misin anne? Maalesef Topsy. Bence küçük ay tavşanını yıkamamız lazım. Çünkü çatıdan sızan su kirli olabilir. Onu çamaşır makinesine koymama yardım eder misin? Evet, burada gidebilir. Hadi. Önden buyur akıllı kızım. Küçük ay tavşanı yıkanıyordu. Merhaba küçük ay tavşanı. Sonra kapı çaldı. Topsy, kapıyı açalım mı? Ben küçük ay tavşanı ile kalacağım. Merhaba. Merhaba Joy teyze. Babam mı geldi? Girsenize. Hayır Tim, Carrie geldi. Gel bakalım. Merhaba Tim. Carrie en iyi arkadaşımız. Üç evlerimizde işte oturuyor. Annesi onu bizimle oynaması için getiriyor. Tamam. Yaşasın Carrie, yukarı gel de yağmur nasıl damlıyor gör. Hoşça kal canım. Güle güle. Neredesin Tim? Ranzanın üstündeyim. Merhaba Tim. Hoş geldin Carrie. Yoksa evinizin içinde yağmur mu yağıyor? Evet. Topsy'nin yatağı daha fazla ıslanmasın diye damlaları yakalıyorum. İşte bir tane daha geliyor. Yakalamaya hazırım. Yakaladım. Topsy nerede? Aşağıda. Küçük ay tavşanı çamaşır makinesinde. Yağmurdan kirlendi de temizleniyor. Tamam, gidip ona bakayım. Tamam. Merhaba Topsy. Merhaba Carrie. Küçük ay tavşanın iyi mi? Evet, umarım. Anne! Çamaşır makinesi bitti. Küçük ay tavşanını da çıkarır mısın lütfen? Evet, tabii. Çabuk ol. Zavallı ıslak küçük ay tavşanı. Çok komik olmuş. Ama mis gibi kokuyor. Bak Topsy. Evet öyle. Hadi Carrie. Küçük ay tavşanını pencerenin önüne koyalım da kurusun. Tamam. Buraya koyalım Carrie. Tamam. Babam. Babam geldi. Merhaba çocuklar. Ne kadar çok yağmur yağıyor. Merhaba. Merhaba. Sızıntı nerede? Hoş geldin baba. Yukarı çık da sana göstereyim. Geliyorum Tim. Bak, yağmur bu leğene damlıyor. Bunu da ben koydum. İyi yapmış mıyım baba? Aferin sana Tim. Şimdi şuna bir bakalım. Görebiliyor musun baba? Çatımızdaki deliği gördün mü? Bir şey göremiyorum. Neden? Çünkü çatıya çıkıp dışarıdan bakmam gerekiyor. Bize uzun bir merdiven lazım. Ama uzun merdivenimiz yok ki. Evet, yok. Ama kimde olduğunu biliyoruz. Babam Carrie'nin babası Carson amcayı arıyor. Carson amca itfaiyeci. Hatcham itfaiye istasyonunda çalışıyor. Bakın Carson amca uzun merdiven getirmiş. Gerçekten çok uzun bir merdiven.
Hoş geldin Hoş baba. Hoş buldum canım. Yağmur sonunda durdu millet. Evet. Carson amca. Efendim? Çatımızda delik var ve yağmur oradan eve damlıyor. Yatak odamızdaki küçük ay tavşanı ıslandı. Ben de yardıma geldim. Evet. Carson amcanın uzun merdiveni evimizin çatısına kadar uzanıyor. Yine yağmur başladı. Merhaba oğlum. Merhaba baba. Sen damlalara bak. Durunca bana söyle lütfen. Tamam baba. Hala damlıyor baba. Tamam. Haberler iyi. Hangi kiremitin oynadığını görebiliyorum. Babam hangi kiremitin oynadığını görmüş Carson amca. Düzeltebiliyor mu? Düzeltebiliyor musun baba? Bilmiyorum. Oraya uzanmaya çalışıyorum. Hala damlıyor baba. Tamam. Bir dakika. Çok uzun sürdü. Yaptın mı baba? Yapabildin mi? Evet, oldu. Kiremit biraz kaymış. Çiviyle yerine çaktım. Bak baba, artık damlamıyor. Yaşasın. 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 Tamir ettik Carson amca. Çok iyi. Yaşasın. Yaşasın mı dediniz? Evet, çatıyı tamir ettik anne. Aferin sana Tim. Yardımın için çok teşekkür ederiz. Küçük ay tavşanı nasıl anne? Gayet iyi kurudu ve Topsy'nin kucağında. Çok iyi. Yatma vaktim geldi. Küçük ay tavşanı ve yatağım kurudu. Her şey normale döndü. Hala yağmur yağıyor. Biliyorum, ne gündü ama. Neyse ki küçük ay tavşanıyla sen kupkuru ve rahatsınız. Ama o sırada... Anne baba, şimdi de banyomuzun tavanından yağmur damlıyor. Olamaz. Çatımızda bir delik daha olmalı. Ne yapmamız gerektiğini buldum. Başka bir eve taşınmalıyız. Ne dedin sen Topsy? Hiçbir şey. İşte o zaman annem dedi ki... Bu evden başka bir eve taşınmak ister misin? Bu evden başka bir eve taşınmak ister misin Topsy? Hayır. Taşınalım derken ciddi değildim anne. Evet, burası bizim evimiz. Bunu düşünebiliriz. Evimizi seviyorum. Güzel. O zaman şu banyodaki sızıntıya bir bakalım ha. Hadi. Babam da böyle dedi. Güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün peluş oyuncaklarımdan biri yıkandı. Hangi oyuncak yıkandı hatırlıyor musunuz? Peluş köpek miydi? Yoksa peluş tavşan mıydı? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz. Cevap küçük ay tavşanı adındaki peluş tavşandı. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Günler. Mosi gelmiş. Merhaba Mosi. Köpek Mosi geldiğinde babaannem de arkasında demektir. Merhaba. Hoş geldin babaanne. Çocuklar. Saçına bir şey mi oldu babaanne? Evet. Aralar kızıl oldu. Beğendiniz mi? Kuaför bu renk için akşama kadar uğraştı. Bence çok güzel olmuşsun babaanne. Anne, ben de saçımı babaanne gibi kızıla boyatabilir Hayır, miyim? Hayır, hiç vakti değil Topsy. Babaanne hoş geldin. Kucaklaması nerede? Sıkı sıkı. Sıkı sıkı. Alışveriş poşetlerini boşaltmama kim yardım ben, edecek? Ben isterim. Hadi o zaman. Size bir şey aldım.
alışverişte neler aldığına bakmayı seviyoruz. Torbada ne var? Durun göstereyim. İkiniz de çok büyüdünüz ve kıyafetleriniz artık küçük gelmeye başladı. Bu yüzden Topsy, sana yeni büyük bir şuna kot. Bak, üzerinde kelebekler var. Bak baba, bak Tim. Çok güzelmiş anne. Ve sana da bunu aldım Tim. Beğendin mi? Ben yeni kıyafet istemiyorum. Ama önce bir bak. Bak, bunun üzerinde dinozorlar var. Güzel değil mi? Ne diyorsun? Teşekkür ederim anne. Aferin sana. Teşekkür ederim anne. Yeni kotumu çok sevdim. Babaanne, babaanne. Yeni kotuma bak. Bak babaanne. Yeni kotumda kelebekler var. Şimdi denesem olur mu anne? Tabii ki olur Topsy. Tim, sen de dinozorlu kotunu denemek ister misin? Hayır. Mossy Cracker istiyor. Pekala. Otur. Otur. Al bakalım Mossy. Akıllı kız. Başka verme. Tamam. Bak, daha fazlasına ihtiyacın yok. Aferin sana Tim. Şimdi ellerini iyice yıka lütfen. Nedir o? Bu farklı hayvanlara göre ne kadar uzun olduğunuzu gösteren özel bir çizelge. Dinozor kadar uzun olmak istiyorum. Tamam. Ellerini kurula da ne kadar uzunmuşsun bir bakalım. Tıpkı Brachiosaurus kadar uzun. Hadi. Boy çizelgesi, hadi gel. Şimdi duvara yaslan, dik dur. Harika. Tamam, bakalım ne kadar uzunmuşsun. Bir adım çekil, bak. Çita boyundasın. Burundan kuyruğuna kadar bir çitayla eşsin. Dünyanın en hızlı hayvanı. Harika. Sen ne kadar hızlı koşabilirsin? Ay, yavaş ol Tim. Babaannen hoşça kal kucaklaması lütfen. Hadi bakalım. Kısık kısık. Hadi Mossy, gitme vakti akıllı kız. Hadi bakalım gel, tasmayı takalım sana. Hadi bakalım takalım Mossy. Gel bakalım, işte oldu. Evet, hadi. Hoşça kalın çocuklar. Güle güle Mossy. Güle güle babaanne. Güle güle. Onu benim için banyoya götürür müsün lütfen? Peki anne. Teşekkür ederim. Güle güle babaanne. Hoşça kal hayatım. Bir dahaki gelişimde dinozorlu kotunu giyersin Tim. Hoşça kalın. Bil bakalım ne oldu Tim? Dikkat etsen iyi olur. Boyumu ölçtüm ve goril kadar uzun çıktım. Ve bu goril çitaları çok seviyor. Yalayıp yutuyor. Seni yemek istiyorum. Tim, Tim, yeni kotunu bir dener misin lütfen? Üstüne oluyor mu bir bakayım. Aa, anne ama istemiyorum. Ben üstümdekini çok seviyorum. Aa, hayatım, Topsy ile ikiniz her gün büyüyorsunuz. Kıyafetleriniz artık olmuyor. Yenilerine ihtiyacınız var. Aa, bak bunu hatırladın mı? Eski baykuşlu tişörtlerimiz. Evet. Babaanneniz ikinci yaş gününüzde almıştı. Bak ne kadar küçüktünüz. Aa, şuna da bak. Dizleri delik olan küçük pantolon. Kırmızısı. Topsy'ye, mavisi de bana. Evet. Doğru. Hep bunları giyerdiniz. Bunun bir zamanlar sana olduğuna inanamıyorum küçük adam Tim. Biliyor musun? Eski kıyafetlerini verip yenilerine yer açmamız gerekiyor. Topsy, yardım et de poşet bulalım hadi. Anne. Topsy ile ben hep ikiz kıyafetleri giyiyorduk. Ama bugün bize farklı kıyafetler almışsın.
Çünkü Topsy ile sen büyüyorsunuz. Artık farklı şeyleri seviyorsunuz. Aa, evet. Evet. Ben dinozorları severim. Bu yüzden bana dinozorluk kot almışsın. Aynen öyle. Topsy'ye aldığım kotta da parlak kelebekler var. Çünkü o kelebekleri seviyor. Aynen öyle. Bak Tim, bana bak Tim. Eski kotumu kanat yaptım. Aa. Altın kartalım ben. Babam hayvanlı boy ölçerdi, boynumu ölçtü. Uçabilirim. Aa. Uçuyorum. Evet, lütfen yeni kotunu bir denetim. Ben altın kartalım. Uçabilirim. Sonra yeni dinozorluk kotumu giydim ve... Bilin bakalım ne oldu. Çok hoşuma gitti. Kocaman olmuşsun oğlum. Yemekte ne var? Soslu makarna. Dinozorlu kot sana tam olmuş Tim. Teşekkür ederim. Bize bakın. Farklı kotlar giyiyoruz. Artık ikiz değiliz anne. Aa, evet. Tabii ki öylesiniz. Her zaman ikiz olacaksınız. Benim ikizlerimsiniz. Harika kardeş Topsy ve şahane kardeş Tim. Sadece büyüyorsunuz. Hepsi sanırım bu... odanızda büyüyen ikizler ve büyük kıyafetler için yeterince geniş değil. Öyle değil mi? Ha? Epey de ağırlaşmışsınız. Sonra annem dedi ki... Daha büyük başka bir eve taşınırsak kendi ayrı odanız olabilir. Daha büyük başka bir eve taşınırsak kendi ayrı odanız olabilir. Buna ne dersiniz? Kotum gibi duvar kağıtlarında kelebekli olabilir mi? Evet, tabii olabilir. Tamamdır o zaman. Şimdi ellerinizi güzelce yıkayın. Yemek vakti. İşte annem böyle dedi. Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün annem bize yeni kıyafetler aldı. Ama ne aldığını hatırlıyor musunuz? Yeni şortlar mıydı? Yoksa yeni kotlar mıydı? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz. Cevap yeni kotlardı. İzleyin. Yemekte ne var? Soslu makarna. O dinozorlu kot sana tam olmuş Tim. Teşekkür ederim. Bize bakın. Farklı kotlar giyiyoruz. Artık ikiz değiliz anne. Aa, evet. Ah, tabii ki öylesiniz. Her zaman ikiz olacaksınız. Benim ikizlerim. Harika kardeş Topsy ve şahane kardeş Tim'siniz. Sadece büyüyorsunuz. Hepsi sanırım bu... odanız da büyüyen ikizler ve büyük kıyafetleri için yeterince geniş değil. Öyle değil mi? Evet. Epey de ağırlaşmışsınız siz. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Aha. Merhaba Derek Usta. Demek yine siz. Timsy ve Top. Biz Timsy ve Top değiliz. Topsy ve Tim'iz. Ah, evet, ne şaşkınım. Nasıl unuturum? Topsy ve Tim. Hayır, hayır. Tam tersi. Tam tersi mi? Yani Topsy ve Tim mi? Böyle ters mi? Böyle demek istemedin değil mi? Hayır, tavanı boyuyordum. Gördünüz mü? Fırçamı boyaya batırdım. Yatak odamızın tavanından su damlıyordu. Babam çatıyı tamir etti ama Derek Usta sızıntının olduğu yeri boyuyor. Yardım edebilir miyiz Derek Usta? Lütfen. Lütfen. Tabii edebilirsiniz. Eve gitme vaktim geldi. Eşyalarımı toplamama yardım edebilirsiniz. Olur. Tamam, ben ellerimi silerken biriniz fırçamı tutsun. Al bakalım. O zaman Tim sen tut. Tamam. Teşekkür ederim Tim. Şimdi sana nereye koyacağını göstereyim de etraf boyanmasın. Tamam mı? Odamız bugün çok farklı görünüyor. Evet. Ne düşünüyorsun Topsy? Odamız
çok tuhaf gözüküyor Derek Usta. Ha evet. Çünkü her yere bulaşmasın diye böyle örtü serdim. Gördünüz mü? Tamam Tim, boyayı kapatmama yardım eder misin? Peki olabildiğince sert bastır. İşte oldu. Çok iyi. Aferin sana. Teşekkür ederim. Evet. Thank you. Teşekkür ederim. Tim, buraya gel. Nereye? Yatağıma. Boya bitti mi Derek Usta? Aa, merhaba Joy. Hayır, sabah tekrar gelip tavanı bir kat daha boyamam gerekiyor. İkizler bu gece burada yatamaz mı yani? Hayır, boya kuruyana kadar burayı böyle bırakacağım. Bu gece odamızda yatamıyorsak nerede yatacağız Topsy? Bilmiyorum Tim. Tamam, işte oldu. İşim bitti. Yarın görüşürüz güle güle, Joy. Teşekkür ederiz Derek Usta. Anne. Merhaba. Bu gece odamızda yatamıyorsak nerede yatacağız peki? Ayrı bir odamız yok. Bu yüzden başka bir şey düşünmemiz gerekiyor. Ama merak etme, bir fikrim var. Benim de öyle. Annemle babamın yatağında yatabiliriz. Ben geldim. Hoş geldin. Kapıda ustayı gördüm. İkizlerin odasının daha bitmediğini söyledin mi? Evet. Evet, yani bu gece sizin yatağınızda yatacağız baba. Hayır olmaz. İnin oradan lütfen. Siz ikiniz hadi bakalım. Artık bizimle yatamayacak kadar büyüdünüz ikiniz de. Zaten sen horluyorsun. Aynı böyle. Sizi ukala maymunlar. Peki ama biz nerede yatacağız baba? Buldum. Burada, küvette yatabiliriz. Bu gece küvette yatacağız anne. Rahat mısınız peki? Hayır. O zaman bu gece orada yatamazsınız değil mi? İyi uyumak için yatağınız rahat olmalı. O yüzden bu gece özel bir kamp tatili yapacaksınız. Nerede? Görürsünüz. Ama öncesinde kim banyo yapmak ister? Ben. Yaşasın. Hadi o zaman. Hoppa. Babam özel kamp tatilimizi aşağıda yapacağımızı söyledi. Bu gece Topsy ile birlikte salonda şişme kamp yataklarımızda yatacağız. Bence yeterince şişti baba. Teşekkür ederim Tim. Yatakları şişirmek zor iş. Ben de yatsam iyi olacak. Baba. Uyan baba. Daha Topsy'nin yatağı şişecek ama. Tamam. Pekala. Bitmek üzere. Çok uzun sürüyor ama. Geldim. Yorganlarımız. Yakala hadi. İşte yastıklar geliyor. Ne yastıklar? Küçük ay tavşanımı aldım. Fırıldak, Teddy ve Doktor Sosis köpeğimi de alıyorum. Ben de kitaplarınızı getirdim çocuklar. Teşekkür ederim. Logan canavarı. Hayır. Geri çekil. İki tane oldular. Hayır, beni yiyecekler. Tim, gelip dişlerinizi fırçalayın lütfen. Mutfakta mı? Tatildeyken işler farklı olur. Hadi aferin sana. yakala onu hadi. Artık salonda uyumaya hazırdık. Hadi çocuklar yatağa. Oh.
dudak dedi. Annem bize masal okuyacak mı? Tabii ki okuyacak. Hazır olduğunuzda ona söylerim. Hazırım. Hazırım. İyi uykular. Şş, sessiz ol. Uyuyormuş gibi yapalım. Sessiz olup uyuyormuş gibi yaptığımızda annem şöyle dedi. Daha büyük bir eve taşınmak istiyorum. Daha büyük bir eve taşınmak istiyorum Brian. Fazladan bir odası olan, salona kamp yatağı koymayacağımız bir ev. Sanırım haklısın. Taşınma vaktimiz geldi. Ben evimizi seviyorum. Ben taşınmak istemiyorum. Ah, canlarım benim. Şimdi taşınmayı dert etmeyin. Çünkü masal vakti. Yaşasın. Gece lambanızı açayım mı? Evet lütfen. Çok iyi olur. Bu gece taşınmaktan bahsetmek yok, tamam mı? Tamam. Tamam. Aa, şunlara bakın. Rahat kamp yataklarınızda ne güzel yatıyorsunuz öyle. Aynı yatak odanız gibi oldu, öyle değil mi? Evet, evet. Öyle. Önce hangi masalı istersiniz? Bunu, bunu. Bunu mu? Bir de bunu. Tamam, harika Tim ve şahane Topsy. İşte anne. Böyle dedi. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün yorgan canavar taklidi yaptık. Peki kimi kovaladığımızı hatırlıyor musunuz? Annem miydi? Yoksa babam mıydı? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz, cevap babam. İzleyin. Ben de kitaplarınızı getirdim çocuklar. Teşekkür ederim. Yorgan canavarı, hayır. Hayır, hayır, hayır. Geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil. İki tane oldular. Hayır, beni yiyecekler. Hayır, hayır. İmdat. Hayır. Hayır, hayır, beni yiyecekler, beni yiyecekler. Hayır. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.